Aşk üçgenlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu aslında çoğumuz biliyoruz. Ama bir aşk üçgeninden dolayı insanın başına en fazla ne gelebilir ki? Sonuçta tartışmalar yaşanabilir, anlaşmazlıklar olur, insanlarla aranız bozulabilir. Ama bazı insanlar aşkın bahanesi altına sığınarak çok ileriye gitme kapasitesine sahipler. Bugün bir aşk üçgeninden neden uzak durmanız gerektiğini bir kez daha anlayacaksınız. Ama çok daha farklı bir şekilde. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyaları bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde ise Rachel Wade'den bahsedeceğiz. Rachel Wade ve Sarah Ludemann diyeyim hatta. İki kişiyi daha çok konu alacak. Bu gerçekten çok ilginç bir vaka. Gençlerin arasında yaşanan bir şey, liseli gençlerin ve insanı gerçekten şaşkınlık içinde bırakıyor. Bir insanın aşk bahanesiyle ne kadar ileri gidebileceğini gördüğünüz zaman. Çok fazla uzatmayacağım. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca kitabım Karanlık Dosyalar, Çözülmüş Vakalar ve Gizemli Kayıpları da satın almak isterseniz onun için de linkleri aşağıya bırakıyor olacağım. Kitap evlerinden de bulabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda daha önce dediğim gibi birden fazla karakterden bahsedeceğiz. Toplamda 3 kişi olacaklar. Birincisi Rachel Wade, ikincisi Sarah Ludemann ve üçüncüsü ise Joshua Camacho. Umarım böyle okunuyordur soyadı, tam emin değilim. İlk olarak Sarah ile başlayalım isterseniz. Sarah Ludemann 7 Aralık 1990'da dünyaya geldi. Kendisi bir yay burcuydu. Burçlarla ilgileniyor musunuz bilmiyorum ama videolarda artık bunları da ara ara belirtmeye başlayacağım. Benim gibi ilgilenenler vardır belki. Bana çok ilginç geliyor çünkü. Her neyse, çok uzatmıyorum, devam edelim. Sarah'ın geçmişine dair çok fazla bir şey bulamadım ama okuduğum kaynaklarda aşk konusunda onun biraz da geç olgunlaşan birisi olduğu yazmaktaydı. Okulda sürekli A notları alır. Çok çalışkan bir öğrenciydi ve ileride de bir veteriner olmak istiyordu. Bu hedef için çalışıyordu. Varını yoğunu ortaya koyuyordu açıkçası. Ve daha önce hiçbir sevgilisi olmamıştı. Bundan dolayı herhangi bir deneyim de yaşamamıştı aşka, sevgili olmaya vesaire dair. Ve bu olaylar, bahsedeceğim olaylar yaşandığı sırada kendisi Josh'la sevgiliydi. Yani Josh'a aşıktı daha doğrusu. Josh'la da Josh'ın çalıştığı Chick-fil-A'de tanıştılar. Daha sonra ise hayatındaki her şey Sarah'ın değişti. Başladı ailesinin ve arkadaşlarının söylediğine göre. Sarah'ın ebeveynleri Josh'tan hiç hoşlanmamışlardı ve hani Josh'ın onu kontrol ettiğini düşünüyorlardı. Üzerinde sağlıklı olmayan bir kontrol vardı Sarah'ın ve yavaş yavaş kızlarının karakterinde değişmeler görmeye başladılar. Bu onları ürkütmüştü. Sarah sırf Josh'a yakın olmak için başka bir okula geçti mesela ve Sarah'ın ebeveynleri bundan dolayı her ne kadar endişeli olsalar bile yani bir lise aşkı sonuçta elinde sonunda tükenecek, ayrılacaklar ve bir daha bununla uğraşmak zorunda kalmayacağız diye düşünüyorlardı. Josh'ın çok ona zarar vereceğine inanmıyorlardı. Bu konuda ama maalesef çok yanılıyorlardı. Çünkü her ne kadar Josh'la Sarah çıkıyor olsalar bile Josh hala eski sevgilisi Rachel Wade'le temas halindeydi ve sık sık iletişime geçiyorlardı. Onların arasındaki iletişimden bahsetmeden önce isterseniz bir de Rachel kimmiş ona bakalım birazcık. Rachel Wade 27 Şubat 1990'da dünyaya geldi. Kendisi bir Balık burcuydu. Benimle aynı burçtan. Ve Rachel 15 yaşına gelene kadar söylenenlere göre çok mutlu, çok neşeli bir insandı. Ama 15 yaşına geldiğinde her şey değişmeye başladı. Çünkü Rachel ailesiyle sürekli kavga etmeye başlamıştı. Ve onları istediklerini yapmazlarsa kaçmakla tehdit etmeye başladı. Bundan dolayı da 16 yaşına da geldiğinde artık iyice isyankar bir hale gelmişti. Ve okulu bırakmaya karar verdi. Ailesinin evinden kaçtı. Dediğini yaptı yani. Ardından da Applebee adlı bir yerde işe başladı ve orada garson olarak çalışarak kendi parasını kazanıyordu. Bu sayede kendine bir daire de tuttu. Oranın kirasını da bu kazandığı maaşla ödemekteydi. Ve lise yıllığında insanlar Rachel hakkında çok flörtöz birisi diye yazmışlardı. Herkesle flört edebilirdi. Yani çok böyle takip edemezlerdi, yetişemezlerdi kiminle flört ettiğine Rachel'ın insanlar. Ve okuldaki birçok erkekle çıktı. çıkmıştı Josh'tan önce. Ama daha sonra Josh'la tanıştığında ilginç bir şekilde Josh onun üzerinde hiç kimsenin kuramadığı bir etki kurmuştu. Ve Rachel resmen onun parmağına dolanmış bir haldeydi. İkili ilişkileri başladıktan sonra bir süre birlikte yaşadılar. Ama birlikte yaşamalarına rağmen Josh Rachel'ı sürekli aldatıyordu farklı kişilerle. Sarah da bu kişilerden birisiydi anlayacağınız üzere. Ve bahsedeceğimiz olaylar yaşandığı sırada Sarah, Rachel'ı üçüncü bir kız olan Erin Slathauer adlı kişi 8 ay boyunca Josh için mücadele ediyorlardı. Yani 8 aydır bu üçünün arasında Josh için oluşan bir yarışma vardı adeta ve hani onun kalbini kazanmaya çalışıyorlardı. Delicesine onu kazanmak için her şeyi yapmaya razıydılar. Şimdi diyeceksiniz ki Josh kim ya? Hani nasıl böyle bir etki bırakmış insanların üstüne? Nasıl bu kızları bu kadar kendi etkisi altına almış? Bu yüzden birazcık da Josh'tan bahsedelim istiyorum. Josh bilindiği üzere iri yapılı ve çok düzgün konuşan bir çocuktu insanlarla. Nasıl konuşması gerektiğini çok iyi bilirdi. İnsanları ikna etme yeteneği gerçekten üst seviyedeydi diyebiliriz. Hani derler ya bu Nazi iyi laf yapar diye. Gerçekten de Josh o tiptendi. Hani bir konuda siz onunla aynı fikirde olmasanız bile konuşa konuşa bir şeyler anlata kendi fikrini bilmem neyi belirterekten sizi bir şekilde ikna etmeyi başarırdı. Bundan dolayı da bu kızlara karşı olan konuşmalarında çok güzel böyle cümleler kurmayı da hani bir alışkanlık haline getirmişti. Onun için zor bir şey değildi. Onları neyin etkileyeceğini, neyin onlarda değerli olacağını biliyordu. Dış görünüş olarak Josh daha önce dediğim gibi iri yapılıydı ve yüz hatları böyle keskindi. Ayrıca çok böyle yoğun siyah koyu kahverengi saçları olan bir çocuktu ve ten rengi de orta renklerdeydi. Ve bahsedeceğimiz olay yaşandıktan sonra polisler kendisinden kısaca çapkın olarak bahsetmeye başlamışlardı. Ama tabii ki Sarah, Rachel ve Erin'e göre Josh hayallerinin erkeğiydi. Ama Josh'a göre bu üç kız onun için sadece friends with benefits'ti. Yani faydalı arkadaşlık olarak da çevirebiliriz bunu. Birisiyle arkadaşsın, evet gerçekten arkadaşların paylaştığı şeyleri paylaşıyorsun ama yeri geldiğinde gerekirse cinsel olarak olsun onunla böyle nasıl bir şeyler paylaşıyorsun. Sanki ilişkide gibisiniz ama sadece cinsellikten ibaret gibi düşünün. Sadece arkadaşsınız. Normal arkadaş olarak da takılıyorsunuz. Videolarımı küçükler de izlediği için bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yorum yapıyorsun diye kızanlar olmasın lütfen bu konuda. Havalı olarak görmeyin bunu. Bence havalı bir şey değil bu. Tabii yaşı yetişkin olup da bunu yapıp da hayatında sıkıntı çıkmayan insanlar vardır. Onlara hiçbir şey söyleyemem. Ama yani bu yaşta özellikle bunları yaşamaları gerçekten de sonuçları iyi olmayabiliyor. Yani o yüzden lütfen bunları havalı şeyler olarak görmeyin ben anlatırken. Bahsedeceğimiz olaylar deyip duruyorum. Bahsedeceğimiz olaylar derken bu Shakespearevari trajedi Nisan 2009'da Pinellas Park'ta gerçekleşti ve bu kasaba Florida'da yer almaktaydı. Çoğunlukla işçi sınıfı ailelerden oluşuyordu. 2008 yılının sonbaharında Josh, Sarah, Rachel ve Erin ile çıkıyordu. Hepsini nasıl idare ettiği düşünüldüğünde hani insan çünkü ne bileyim bir kişiyle zaten bütün vaktini harcıyorsun sonuçta onunla sevgili gibi takılıyorsan ama ikiyi de geçtim. 3 kişiyi birden idare etmek ve birbirlerinden bir süre en azından haberlerinin olmaması gerçekten de İlginç bir şey yani. Ve Josh'ın bunu nasıl yaptığı sorulduğunda da akla şu geliyor. Bu üç kızın çok farklı programları vardı. Mesela Sarah'nın ailesi tarafından koyulan bir kural vardı. Akşam 11'den sonra sokağa çıkamazdı. Ama Erin de iki işte çalışıyordu. 2 tane farklı işte. Ve gece geç saatlerde müsait oluyordu. Yani Sarah'yla görüştükten sonra Erin'in yanına gidebiliyordu Josh. Rachel'ın ise kendi dairesi vardı daha önce de konuştuğumuz gibi. Ve Josh istediği zaman Rachel'ın evine gidip orada kalabiliyordu. Ve bu şekilde başkaları da onu görmemiş oluyordu. Hatta bu sırada Erin Josh'tan hamile kalmıştı. Ama tabii ki her ne kadar iyi bir yalancı olsanız da, iyi bir çapkın oyuncu, player olsanız da bu sizin hiçbir zaman yakalanmayacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkar. Karanlıkta hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz. Bunu kenara not edin. Doğal olarak bu üç kız da elinde sonunda birbirlerinden haberdar oldular. Ama en çok birbirleri arasında tartışmalar geçen kişilerse Rachel ve Sarah'ydı. Birbirlerine gerçekten acımasızca saldırıyorlardı her açıdan. Bunun çoğunu da çevrim içi, yani internet üzerinden gerçekleştiriyorlardı. Birbirlerini sürekli kışkırtıyorlardı. Birbirlerine böyle işte kıskandıracak kötü kötü mesajlar gönderiyorlardı. Sesli mesajlar atıyorlardı hatta, yani sırf yazmak olarak da değil. MySpace'te, Facebook'ta böyle birbirlerine laf çarpan, göndermeler yapan, birbirini küçümseyen işte postlar, gönderiler paylaşıyorlardı sürekli. Ve bu kavgalar, bu sanal kavgalar eninde sonunda gerçek fiziksel kavgalara dönmüştü. Birbirlerinin evlerine, bulundukları yerlere arabalarla geliyorlardı. Arkadaşlarıyla birlikte baskınlar yapıyorlardı. Birbirlerine sürekli gördükleri yerde göz korkutucu böyle bakışlar atmaya başlamışlardı. Ve hani en sonunda artık bir noktada sokak dövüşçüleri gibi böyle sokağın ortasına çıkıp herkesin önünde birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Herkes de doğal olarak düşünüyordu, yani bu çocukta ne var da siz birbirinize bu kadar giriyorsunuz? Bırakın abi, yani onun için neden bu kadar şey yapıyorsunuz? Hatta Erin'in yakın arkadaşı ve tesadüfen de Josh'ın erkek kardeşinin karısı olan kişi, ben şahsen onun yakışıklı olduğunu düşünmüyorum dedi. Yani Josh'ın yakışıklı olmadığını bile düşünen çok fazla kişi var. Bundan dolayı yani insanlar anlayamıyor, genelde dış görünüş için beğendiği düşünüldüğü için insanların. Ama Josh için yani bu garip bir şey değildi kızların kavga etmesi. Çünkü bu çok sık yaşanan bir şeydi. Onun için alışılagelmiş bir durumdu. Josh için her ne kadar bu alışılagelmiş bir durum olsa bile diğer insanlar için değildi. İnsanlar şok oluyorlardı ve toplamda bu 4 genç arasında Josh'ın aşkı için verilen mücadelenin sonucunda polise yaklaşık yarım düzineden fazla rapor verilmişti. Şikayette bulunulmuştu. Hatta dedim ya, Josh'ın erkek kardeşinin karısı vardı diye. Onun adı da Jamie'ydi. Biliyorum çok isim var ama lütfen aklınızda tutmaya çalışın. Jamie, Rachel'ın yani Josh'ın eski sevgilisi olan kızın kendi erkek arkadaşıyla da yattığını iddia ediyor. Yani Rachel hem Josh'la hem de onun erkek kardeşiyle yatmış oluyor. Ve Jamie de bir ara hatta onunla böyle kavga etmeye çalışmış. Ama Rachel bunu reddetmiş. Ona dokunmamayı tercih etmiş. Ama yine Jamie'nin söylediğine göre Sarah da böyle çok melek gibi bir kız değildi. Josh için çıldırmış seviyedeydi ve ona saldırmak yerine, hani kavgaları Josh'la kavga çıkarmak yerine gidip Rachel'la kavga çıkarırdı. Her ne kadar Josh'a sinirlenmiş olsa bile yaptığı şeylerden, onları idare etmesinden dolayı ona patlamazdı da biriktirir gider Rachel'a patlardı. Hatta o da böyle Rachel'ı bayağı rahatsız ediyordu. Applebee'de o çalışıyordu ya Rachel. Sarah oraya giderdi arkadaşlarıyla ve böyle sürekli onu rahatsız edecek şeyler yapardı, kışkırtırdı. Ve hatta bir keresinde onun onu takip edip arabasına çarpmışlardı. Maalesef ki Sarah'ın Rachel'a bıraktığı bir sürü sesli mesajdan hiçbiri kaydedilmedi. Ama bahsedeceğimiz olaylardan, ana olaylardan yaklaşık 7 ay önce Rachel'ın Sarah için bıraktığı bir sesli mesaj var ki bu kayıtlara geçmiş bir mesaj. Rachel bu kayıtta "Seni öldüreceğim garantisini veriyorum. Sen kahrolası şişko bir kal, seni öldüreceğim" diyordu. Ama insanların söylediğine göre yani kızlar sadece birbirlerinin olduklarını düşünüyorlardı. Bu üç kişinin Josh'la birlikte olduğunu düşünüyorlardı. Ama Josh'ın arkadaşları ve diğer insanlar Josh'ın sadece bu kızlarla değil başka birçok kızla daha o sırada takıldığını düşünüyorlar. Hatta söylenenlere göre bu kızlar Josh'a kıyafet alıyorlarmış, ayakkabılar alıyorlarmış, hatta cep telefonu faturasını ödüyorlarmış vesaire. Bundan dolayı da Josh onları etrafında bu şekilde manipüle ederek tutmaktan gayet hoşlanıyormuş ve İşin en garip yanı bu kızların hepsinin birbirini tanıdığı iddia edilmekte. Kendisine bunca fedakarlıkları yaptırıp da hala kızları yanında tutabilmesinin sebebi ise tatlı diliydi. Daha önce dediğim gibi Josh'ın çok böyle manipülatif ve kendine bağlayıcı konuşmaları olurdu. Ve bazı tanıklar Josh'ın kız arkadaşlarına "Beni seviyorsan benim için savaşırsın" dediğine de şahit olmuşlardı. Şimdi gelelim 14 Nisan 2009 tarihine. O gün Rachel Pinellas Park'taki dairesinde oturuyordu ve biz birden dışarıdan bir korna sesi duydu. Çıkıp da baktığında ise dışarıda Sarah'ın durduğunu fark etti arabasında ve Sarah ona "Erkeğimden uzak duracaksın" diye bağırmıştı. Bundan çok korkan Rachel da eski erkek erkek arkadaşı olan Javier'i aradı ve onun evine gitti. Ama söylediğine göre evden çıkmadan önce ne olur ne olmaz diye yanına bir mutfak bıçağı almıştı. Rachel eve döndüğünde Josh o gece onda kaldı ama yine de onda kalmasına rağmen Rachel, Josh'ın Sarah ile hala görüşmeye devam ettiğinden şüpheleniyordu. Evet, birbirlerine haberleri vardı, kavga ediyorlardı vesaire ama Josh onları sürekli şeye inandırmıştı. Hani sen teksin benim için, ben sadece seni seviyorum. O aslında benim peşimde koşuyor. Benim peşimi bırakmıyor, deli herhalde. Bir türlü takıntısını üzerimden alamıyorum. Bana taktı kafayı. Kendi kafasında kuruyor her şeyi falan diyordu ve bunu da inandırıyordu kızları. Ama Rachel tabii bunun gerçek olmayabileceğinden artık şüpheleniyordu. Günün ilerleyen saatlerinde gece yaklaşık 11'e doğru Josh'ın gerçekten de Sarah ile birlikte olduğunu öğrendi Rachel. Bunu öğrenince gerçekten öfkeye kapıldı. Kaynaklara göre Josh ve Sarah o sırada onun evinin oradaydılar ve Rachel arabasına binip oraya gitti. Ardından arabanın içerisinden Josh'a bir mesaj attı. Benimle neden konuşmadığını şimdi biliyorum çünkü onun yanındasın dedi. Josh da doğru diye yanıtladı. Senden artık hoşlanmıyorum. Neden bu sokaktasın ki zaten, evine git dedi. Rachel da hayır gitmeyeceğim. Sarah'nın eve gitmesini bekleyeceğim dedi. Ve bunun ardından kızlar birbirlerini arayıp tehdit etmeye başladılar telefonda. Yani Josh yine aradan çekildi, onları işi halletmeleri için bıraktı. Bu sırada Sarah'nın yanındaki kişiler de bazılarını duymuşlardı hoparlör üzerinden bu tehditlerin. Rachel ona seni ve Meksikalı erkek arkadaşını bıçaklayacağım demişti. Rachel bu tehditleri saydıktan sonra eski sevgilisinin evine tekrardan gitti. Ve Sarah da Josh'ın kız kardeşiyle birlikte McDonald's'a gidip bir şeyler yemeye karar verdi. McDonald's'tan çıktıktan sonra Sarah Rachel'ın eski erkek arkadaşının evinde olduğunu öğrendi ve onu takip etmeye karar verdi. Evin önüne kadar geldi. Söylenenlere göre Rachel da dışarıdaydı. Sarah ona seslendi ve ardından da onu öldüreceğini söyledi. Şimdi buradan sonra neler yaşandığının iki farklı anlatımı var. Birisi Rachel'ın anlatışı. Rachel'ın söylediğine göre Sarah arabayı onun üzerine sürdü ve neredeyse onu ezecekti. Daha sonra ise arabadan indi ve elini kolunu böyle sallayarak Rachel'ın üzerine yürümeye başladı. Ve bir kavga başlayınca da Rachel kendini savunmak için cebinde olan bıçağı çıkarttı ve Sarah'ya sapladı. Aslında ona nasıl olduğunu bile anlamamıştı bu anın. Sadece kendisini savunmak istemişti. Ve sonra bir baktı ki Sarah yerde, kan var üzerinde ve o sırada farkına varmıştı her şeyin. Ama olay yerindeki kişiler de, yani Josh'ın kız kardeşi de dahil olmak üzere orada olaya şahit olan kişiler Sarah'ın aslında arabadan çıkmadığını söyledi. Arabadan çıkmaya vakti olmamıştı kızın ve Rachel direkt olarak gelip onu göğsünden ve omzundan bıçaklamıştı. Ve ardından da bıçağı böyle fırlatıp İşim burada bitti demişti. Sarah tam böyle artık son nefeslerini verirken o can havliyle bile Josh'ı aradı. Neler olduğunu anlattı. Bunun ardından da Josh Sarah'ın babasına özellikle haber vermek için evlerine doğru gitti. Onun da ailesine haber vererek olay yerine geldiler. Sarah hastaneye kaldırıldı ama ertesi gece, yani olayların yaşandığı gece saat 2:20 civarında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ölüm nedeni kalbindeki delikti. Darbelerden birisi kalbine denk gelmişti. Sarah hastaneye kaldırıldığı sırada tabii polisler de Rachel'ı sorgulamaya geldiler. Rachel tabii ki gözaltına alınmıştı olaylar sırasında ama Sarah hayatını kaybettikten sonra polisler hem bu haberi vermek için hem de onu sorgulamak için yanına gittiler. Ve Sarah'ın hayatını kaybettiğini söylediklerinde Rachel, söylediklerine göre onların, ağlamaya başlamıştı birden böyle histerik bir şekilde. Ama polisler onun hani gerçekten yaptığı şeyden pişman olduğu için mi yoksa hapse gireceğini bildiği için mi ağladığını çözememişlerdi. Bunun ardından Rachel tutuklandı ve Pinellas ilçe hapishanesine götürüldü. Duruşmada Rachel kendisini savunmak için bunu yaptığını iddia etti ve gözyaşları içerisinde jüriye aşağıya bir baktım, kanlar gördüm, onun bıçaklandığını bile bilmiyordum dedi. Rachel 1.55 boylarında böyle minyon bir kızdı, zayıftı. Sarah ona göre biraz daha yapılıydı, boyu uzundu, daha kiloluydu ondan. Hem bu sebepten ötürü hem de bir keresinde Josh'tan ayrılmayı istediğini söylediği zaman Josh onu tehdit ettiği için kendini korumak için yanında bıçak taşıdığını iddia etti. Ama tabii bu olaydan Josh'a bahsedildiğinde o da ne alakası var, ben öyle bir şey söylemedim dedi. Ona öyle bir tehdit savurmadım dedi. Rachel'ın avukatıysa Sarah'ın geçmişte onu böyle iş yerinde rahatsız ettiğini, ona işte savurduğu tehditlerini, aralarındaki kavgalarını vesaire gündeme getirdi. Kendini savunduğunu kanıtlayabilmek için. Ama Josh da dahil olmak üzere Rachel'ın aleyhine ifade veren birçok kişi vardı. Hatta bu tanıklardan birisi Josh'ın kız kardeşiydi ve bu sesli mesajları duyduğunu, işte Rachel'ın arabaya yaklaşıp Sarah'ya saldırdığını vesaire iddia etti ve Rachel'ın yalan söylediğini belirtti. Bunun ardından Rachel suçlu bulundu ve 3 Eylül 2010'da 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olaylardan sonra Josh'ın ne oldu diyecek olursanız, kendisi bir süre ortadan kayboldu. Hiç kimseye görünmemeye çalıştı. Çok göz önünde bulunmadı. Ve ailesi söylenenlere göre onu New York'taki bir akrabalarına göndermişlerdi. Ancak Jamie hala etrafta olduğunu ve hani o zamanlar bile hala o bölgeye gelip gittiğini ve bu olaydan bir süre sonra da Erin'le tekrardan bir araya geldiğini söyledi. Erin hamile olduğu için çocuklarını birlikte yetiştirmek için elinden gelen bir şeyler yapmaya çalışmıştı anladığım kadarıyla. Ama daha sonra tabii onunla da araları bozuldu. Gazetecilerden sürekli kaçıyordu ve yalnızca Rachel'ın duruşması sırasında halka açık bir şekilde konuşma yaptı. Bu konuşmasındaysa da her iki kızla da sevgili olmadığını söyledi. Ama daha önce kaydedilmiş olan bir röportajındaysa Rachel'la eskiden çıktığını ama Rachel'ın başka erkeklerle yattığını öğrendikten sonra ondan ayrıldığını iddia etmişti. Ama Jamie'ye göre Josh bu trajediden sonra harap olmuştu. Artık çalışmıyordu, arabası yoktu ve bu şeylerin yaşanmasının ardından sürekli ağlamaya başlamıştı. Onu ne zaman görseler Josh ağlıyor olurdu ve çok böyle sessiz, içine kapanık birisi olmuştu. Şu anda da hiçbir şey yapmadığını, böyle kayda değer hiçbir şey yapmadığını söylemekte Jamie. Rachel'ı da hiç hapiste ziyaret etmediği söylenmekte şimdiye kadar, yani bir daha Rachel onu hiç görmemiş. Ama her ne kadar eski erkek arkadaşı Rachel'ın yardımına koşmamış olsa bile Rachel'ın etrafında birçok insan var aslında. Güney Kaliforniya'ya kadar uzanan bir hayran kitlesi oluştu hatta Rachel'ın, adeta destekçilerden oluşan bir ordusu diyelim. Bu kişiler Rachel'ın kendini savunurken bunu yaptığını, aslında onun suçlu olmadığını iddia ediyorlar. Onun cezasının azaltılmasını, serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Duruşmayı da True TV'de izlemişlerdi ve hani kavgayı başlatan kişinin Sarah olduğunu iddia etmekteler. Tanık mıydılar, değildiler ama her neyse. Hatta Rachel'ın serbest bırakılması için olan kampanyaları ise Facebook üzerinde devam etmekte. Free Rachel Wade adlı bir sayfaları var ve oradan işte destek oluyorlar ona. 2011 yılında ise Rachel ABC ile bir röportaj yaptı ve yaşananların hepsinde sosyal medyanın büyük bir payı olduğunu söyledi. Bunlar aslında biraz da sosyal medya sebep oldu diye iddia etti. Kendisi cezasına da itiraz etmişti tabii ki ama 17 Şubat 2012'de bu itirazı reddedildi ve hani herhangi bir şekilde yeni bir duruşma ya da cezasında indirim uygulanmayacağı belirtildi. Evet, bugünkü videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda konuşalım. Gerçekten genç insanların neler yapabileceğini görmek beni ciddi ciddi korkutuyor. Özellikle de sırf bir erkek için ne kadar ileri gidebileceklerini, bir kadın için ya da burada cinsiyet fark etmiyor, her türlü yaşanabilir bunlar. Gerçekten tüyler ürpertici bence ve çok da rahatsız edici. Ben Rachel'ın aldığı cezanın iyi bir ceza olduğunu düşünüyorum. 27 yıl boyunca hiçbir şartlı tahliye hakkı olmayacak benim bildiğim kadarıyla. Sonrasında hakkı olacak. Sarah'ya da gerçekten yazık olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar ikisi de birbirlerini kışkırtmış olsalar bile, ikisinin de bu durumda suçu olsa bile, cahillikleri rol oynamış olsa bile, yine de bir insanın hayatını kaybetmemesi gerekir böyle bir şeyden. Seni kışkırtıyor, şey yapıyor diye hani gidip de onun canına kıyma hakkını vermiyor bu durum sana. Bundan dolayı aslında çok da üzüldüm Sarah'ın durumuna. Josh da tabii artık bunun vicdan azabını çekiyordur ve büyük ihtimalle ömrünün sonuna kadar da bunu çekecek. Yani onun yüzünden olmuş oldu çünkü bu olaylar. Kendisi her ne kadar suçu işleyen kişi olmasa bile suçun işlenmesinde çok büyük bir etken oldu yani. Dediğim gibi siz de yorumlarınızı belirtin lütfen. Konuşalım aşağıda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram'dayım, buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca kitabım Karanlık Dosyalar Çözülmüş Vakalar ve Karanlık Dosyalar Gizemli Kayıpları da satın almak isterseniz aşağıda açıklamaların en başında onun da linki olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.